bu gece saat 03.34 civarında biz de evimizdeyken bir depremle uyandık. O andan itibaren ben depremin nerede olduğunu öğrenmek için Kandilli ile doğrudan temasa geçtik. Samsat merkezli 5.1 şiddetinde bir deprem olduğunu öğrendik. Tabii burada meydana gelen bir depremin sadece Samsat'ı değil, Gerger, Kahta, hatta Adıyaman'da etkileyebileceğini düşünerek emniyet ve jandarmaya talimat verdim. Bu ilçelerin kaymakamlarıyla da görüşerek hemen her türlü araştırmayı, incelemeyi yaparak ilk planda tabii can kaybımız var mı ona bakalım diye talimatlandırdım. Ama bir yarım saat içinde şükretmek gerekiyor. Hiçbir can kaybı olmadığını anladık. Şimdi tabii Samsat'ta 2 Mart 2017 yılında meydana gelen 5.5 şiddetli deprem ciddi bir mağduriyet oluşturmuştu. 15 gün kadar evvel hepinizin bildiği gibi Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Aktar'la beraber burada yeni deprem konutlarının temellerini de atmıştık. Yalnız bu son meydana gelen depremde gördüğüm kadarıyla şu anda ilçeyde dolaşıyorum ben, vatandaşlarımızla da görüşüyorum. Daha önce az hasarlı, hatta hasarlı olmayan, orta hasarlı binalarda da ciddi bir sıkıntı meydana gelmiş. Yeniden bu meydana gelen depremin genel hayata etkili olup olmadığı konusunda bir karar vereceğiz. Ve böylelikle de hiçbir mağduriyet oluşmaması için devlet olarak her türlü tedbiri almış olacağız. Zaten Başbakanlık Müsteşarımız aramıştı. Kendisiyle görüşemedik, yoldaydım ama Başbakanımızın bizzat takip ettiğini biliyorum. Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiğini biliyorum. Biraz önce de İçişleri Bakanımız aradı. Kendisine ben gerekli bilgileri arz ettim. İnşallah hiçbir samsatliği hiçbir şekilde mağdur etmeden diğer ilçelerimizde, Kahta'da, Gerger'de veya Adıyaman'da, merkezde herhangi bir sıkıntı yok. Gene Samsat'ta bir takım mağduriyetler, maddi mağduriyetlerin meydana geldiği anlaşılıyor. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şurada, şu bulunduğumuz yerde bir vatandaşımızın yüzün üzerinde, 120 civarında olduğunu kendisi ifade ediyor. Hayvanı, küçükbaş hayvanı göçük altında kalmış. Şu anda da onların 7-8 tanesi canlı olarak çıkarıldı. Diğerlerini de kurtarabilir miyiz diye bakıyoruz. Bunun dışında fazla bir mağduriyetimiz de yok. Hepimize geçmiş olsun. Can ve mal kaybı fazla olmadığı için şükredelim. Can kaybımız zaten yoktur. İnşallah depreme karşı her türlü tedbir alarak depreme dayanıklı konutlar yaparak ki yapacağız. Bundan sonra depremi gündemimizden çıkaracağız. Teşekkür Sayın ediyorum. Valim, yaralı sayısı tam olarak şu anda yaralı sayımız şöyle. Depremden dolayı yaralımız yok. Ancak deprem paniğiyle kaçışırken işte ayağa takılan, düşen, kolu çarpan vatandaşlarımız var. 19 civarında, 22 de deniyor. Bir vatandaşımızın üzerine burada olmuş o da. Duvar devrilmiş. O da hastanede. Durum hakkında bilgi aldık. Şu anda herhangi bir hayat tehlikesi görünmüyor ama bir kan tahlilleri vesaire yapıldıktan sonra bir de kafa düştüğü için kafasını çarpan birisi var. Onun da kan tahlilleri yapılacak. İnşallah onlar da aramıza katılacaklar. Müsaadenizle artçı sarsıntılar da az önce de hissettik bir tane. O evet. Devam ediyor. Bununla ilgili bir tedbir var mı eğitim alanında olsun ya da başka alanlarda? Ve yapılar, zarar gören yapı sayısı şu anda mevcut. Şu anda biz onu bilemiyoruz tabii. Zarar gören yapıları şimdi Kaymakam Bey söyledi. Bazı dükkanlarda da ciddi hasar meydana gelmiş. Tacir arkadaşların, dükkan sahiplerin, esnafların. Biz onlara da bakacağız. Şu anda yapacağımız ilk iş derhal evi oturulmaz veya kendisi açısından güvenilmez olan yerlere bugün itibariyle mutlaka çadırlarımızı dağıtmış olacağız. Onun dışında dediğim gibi hiçbir vatandaşımızın hiçbir surette mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Eğitim bugün zannederim. Başlar, evet. Eğitime bugün ara vereceğiz tabii. En azından psikolojik olarak, moral olarak çocuklarımızın ona ihtiyacı olacaktır. Bir günlük ara verdik. Yarın tekrar durumu değerlendireceğiz. Artçı sarsıntıların durumuna da bakacağız. Ona göre yeni bir karar vereceğiz. Elektrik kesintisi şu an var mı? İlçeye veriliyor mu? Şu anda ilçemizde elektrik kesintisi yok benim bildiğim kadarıyla. Yok. Yani herhangi bir hasar da yok elektrik nakil hatlarımızla. Olmayacak da anında da gidereriz zaten. Bir sıkıntı olmaz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize geçmiş olsun.